Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda aynı anda iki kişinin, yani kendinizin ve de karşı tarafınızdakinin ses kaydını almak isteyenler için Mono'nun ikili kablosuz yaka mikrofonu WM820A2 modelini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Mono Türkiye'de yeni sayılabilecek bir marka ama gerçekten kaliteli ürünleri mevcut. Aynı zamanda fiyatı da rakiplerine kıyasla çok daha uygun. O halde gerçek kullanımda bu mikrofon ses anlamında bizlere neler sunuyor? Gelin hep birlikte görelim. Tabii her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi detaylara hemen geçelim. Günümüzde bu tarz içerik üretimi, vloglar, canlı yayınlar ve sanal toplantılar giderek daha önemli hale geliyor. İki kişi aynı kameraya baktığında ise her biri için bir mikrofon gerekiyor arkadaşlar ses kaydı almanız için. Mono WM820A2 de bu işlevi sunuyor sizlere. Set yerleşik mikrofona sahip 2 adet verici ve de bilgisayarınıza, telefonunuza veya başka bir cihaza bağlı bir adet alıcı ile beraber geliyor. Bağlamanız için bir adet alıcı ile beraber geliyor. Bunların hepsi klipsli bir yapıda, yani istediğiniz yere tutturabilirsiniz. Hani kolaylıkla sabitleyebiliyorsunuz bu sayede. Alıcılar gerçek zamanlı izleme için bir kulaklığın yanı sıra gelişmiş ses kalitesi veya daha rahat bir kullanım için yaka mikrofonu bağlama seçeneği de sunuyor sizlere, tıpkı benim şu an yaptığım gibi. Bu arada kutudan yaka mikrofonu da çıkıyor, yani ekstra bir satın alma yapmanıza gerek yok. Sesin iletim menzili, yani bu cihazların hani iletim menzili 50 metreye kadar. Bu sayede pek çok senaryoda alıcı ile teması kaybetmeden güvenle çekim yapabilirsiniz. Bu set Rode Wireless GO 2'ye benzer bir yapıda, ancak hani ondan daha uygun fiyatta tabii ki de. Yani Mono'nun bütçesini düşünen tüketicilere hitap ettiğini söyleyebilirim. Bilmeyenler için Mono uygun fiyatlı mikrofonlar, ses arayüzleri, kulaklıklar ve diğer ses aksesuarları üreten bir şirket. Aynı zamanda Mono dünyada internetten en çok satış yapan mikrofon markası unvanına da sahip. O halde Mono WM820A2'nin detaylı incelemesine tasarımdan başlayalım. Şöyle ki arkadaşlar, bu set 2 adet TX yani verici ve de 1 adet RX yani alıcı ünitelerinden oluşuyor. Ünitelerin hepsi aynı boyutta ve ilk bakışta aynı görünüyorlar. Yani uzaktan baktığınızda hepsi birbirine benziyor. Cep boyutunda bir form faktörüyle geliyorlar ki bu da zaten hani oldukça küçük olmasını sağlıyor. Yani her yere koyabiliyorsunuz, takabiliyorsunuz veya işte iliştirebiliyorsunuz. Alıcı ve vericilerin her ikisi de 29 gram ağırlığında. Eğer vericiyi yaka mikrofonuyla kullanmak isterseniz de ağırlık 42 gram oluyor. Her bir verici yerleşik çok yönlü bir kapasitif kapsüle ve de birlikte verilen yaka mikrofonlarını takmak için 3.5 mm girişe sahip. Öte yandan hem verici hem de alıcı ünitelerinin altında şarj için USB-C girişi bulunuyor. Verici ünitelerinin yanında eşleştirme, sessiz alma ve de açma kapama düğmeleri yer alıyor. Alıcı ünitesinin üst kısmında 3.5 mm ile kulaklık çıkışı yer alıyor. Kulaklık çıkışından sesi anlık olarak dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine alıcı ünitesinin yanında 22 kademeli kazanç ayarı için tuşlarda bulunuyor. Bunun bir de tekli bir modeli var. Ondaki kazanç ayarı ise 6 kademeden oluşuyor. Vericiler ve alıcının arkasına bir klips de yerleştirilmiş. Klips Rode Wireless GO 2'de bulunanlarla neredeyse aynı görünüyor. Ve tutuşu da kuvvetli. Yani ben hani kullanımım boyunca hiç gevşediğini veya işte düştüğünü görmedim bunların. Hatta şu an belime de klipsle tutturdum mikrofonu. Mono WM820A2'nin tasarımı aslında basit ama kullanışlı. Alıcı veya verici ünitelerinde LCD ekran ne yazık ki yok arkadaşlar. Yani fiyatını koruma adına hani bu mantıklı bir adım olmuş, öyle düşünebilirsiniz. Üzerinde ekran olmadığından herhangi bir menü sistemini de göremiyorsunuz. Aynı zamanda burada dahili kayıt veya uygulama ne yazık ki bulunmuyor. Alıcı ünitesinde gain'i arttırmak veya azaltmak için de basit artı veya eksi düğmeleri bulunuyor. Yapı kalitesi anlamında hani buradaki genel malzeme aslında kaliteli, yani iyi bir malzeme kullanılmış. Ancak Wireless GO 2 kadar da kaliteli yapılmış hissi vermiyor, bunu da belirteyim. Setin maliyeti göz önüne alındığında bu normal karşılanabilir arkadaşlar. Uygun fiyatta 2.4 GHz kablosuz sistemler çok daha pahalı. Kablosuz sistemler gibi tamamen metal bir yapıya sahip olmuyor. O yüzden burada da bunlar beklenmemeli. Daha önce de belirtmiştim, klipsler oldukça sağlam. Bunları kameralarda kullanırken bir sorunla karşılaşmadım. Klipslerle beraber mikrofonu kameradaki colt veya hot shoe montaj noktalarına hani rahatlıkla takabilirsiniz. Bunlara uyum sağlayabiliyor. Mono yalnızca 3.5 mm mikrofon giriş çakına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda yerleşik çok yönlü bir yoğunlaştırıcı kapsüle sahip. Kutudan 3 tane dead cat yani rüzgar kesici de çıkıyor arkadaşlar. Bunlar klipsler yardımıyla mikrofonların üzerine sağlam bir şekilde oturuyor. Hani düşme falan olmuyor. Bunun gibi kablosuz sistemlerin çoğunda bulunan dead cat'lerin genel boyutunun büyük olduğunu düşünsem de işlevlerini gerçekten iyi bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Yani dışarıdayken rüzgarlı bir ortamdaysanız özellikle dead cat'ler gerçekten iş görüyor. Yani dışarıdaki etrafınızdaki uğultuyu veya çevreden gelen sesleri izole edebiliyor, azaltabiliyor. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimi ve de ses performansına. Mono WM820A2'nin kurulumu gerçekten çok kolay. Başlamak için alıcınızı ve vericilerinizden en az birini açıyorsunuz. Kullanmak istediğiniz herhangi bir harici mikrofonu bağladıktan sonra kullanmaya hazırsınız. Vericiler ve alıcı kutudan çıkar çıkmaz zaten eşli. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer değilse
verici ve alıcı üzerindeki eşleştirme düğmelerine aynı anda basılı tutmanız yeterli. İkisi birkaç saniye içinde birbirine bağlanıyor ve de kayıt yapabilir hale geliyorsunuz. Cihazları yalnızca bir kez eşleştirmeniz yeterli. Bir daha eşleştirmenize gerek kalmıyor. Basit kontrolleri ve tasarımı sayesinde Mono WM820A2'yi kurduktan sonra rahatça kullanabilirsiniz. Bunlar ayrıca hafif olduklarından üniteler giysilerinizi rahatsız edecek şekilde aşağıya sürüklemiyor. Mesela şu an görüyorsunuz aşağıya çekme. Gerçi yaka mikrofonu var ama yine de rahat kullanımı. Taşıma çantası da ufak gibi görünse de tüm üniteleri ve kabloları içine alabiliyor. Bu da hani bütün ekipmanı aslında taşımayı kolaylaştırıyor. Bununla birlikte kullanıcı deneyimi söz konusu olduğunda birkaç eksiklik tabii ki de var. Birincisi pil veya gain seviyeleri gibi önemli bilgilere erişmek için burada bir ekran yok arkadaşlar. Ünitelerde ekran yok. Yani bunun olmasını isterdim ama hani burada maliyet devreye giriyor. Daha önce de belirtmiştim. Benzer şekilde Mono'nun daha fazla işlevsellik için mikrofon sistemini bir mobil uygulamayla bağlaması harika olur. Yani burada bir mobil uygulamamız olsa çok daha güzel olabilirdi. Aslında burada çok bir şey de istemiyoruz. Hani kullanıcıların pil ömrünü kontrol etmelerini, ses seviyelerini izlemelerini ve değişiklik yapmalarını sağlayan basit bir uygulama yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ses konusuna gelirsek bu zamana kadar denediğiniz zaten tüm ses Mono WM820A2 ile kaydedildi ve kaydedilmeye de devam ediyor. Bu mikrofon 2.4 GHz frekans bandını kullanıyor. Verici birimlerindeki yerleşik çok yönlü kondansatör kapsül fena değil, yani iyi ses alıyor. Sesler kulağa gayet net bir şekilde geliyor. Testleri yaparken de kamera giriş seviyesini -10 desibel olarak ayarladım. Yani bu şekilde ses kaydı aldım. Şunu da belirtmem lazım. Ses kalitesini belirleyebilecek pek çok faktör var ya işte. Hani hangi mikrofonu kullanıyorsunuz, hangi kamerayı kullanıyorsunuz, cihaz işte kayıt cihazının ön amfileri ne kadar iyi gibi gibi birçok şey var burada. Mikrofon çok yönlü olduğundan kafanızı istediğiniz gibi hareket ettirerek özgürce konuşabilirsiniz. Başka bir de işte mikrofonun olduğu yere doğru konuşmanıza gerek yok. Her türlü sesinizi kaydedebiliyor. Ayrıca 50 metreye varan menzille de içeriklerinizi çekerken rahat etmek için bolca özgürlüğe sahipsiniz. Bu arada çekim menzilini evde de denedim. Yani evin içinde de denedim. İki oda arasında bu mikrofonlarla ses kaydı alabildim. Farklı bir odaya geçmek ya da araya duvar girmesi mikrofonlar arası iletişimi kesmedi. Yani çok temiz bir şekilde sesi alabildim. Mikrofon SADP uyarlanabilir gürültü azaltma teknolojisini kullanıyor. Yerleşik mikrofon giydiğiniz giysiden gelen sesleri de çok fazla almıyor. Mesela ben şu an hani bununla alıyorum sesi ve görüyorsunuz. Özellikle birbirine sürtünen giysiler giydiğinizde rahatça ses kaydı burada alabilirsiniz. Rahat edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta hani bu tarz mikrofonları ağzınıza çok yakın tutmamanız gerektiği, diğer türlü ses patlayabilir. Kendinizden uzak tutmak istediğinizde de ses seviyesi azalıyor. Çok haklısınız. Bu durumda gain'i arttırabilirsiniz. Ama bu sefer de çevre sesleri artabiliyor. O nedenle en temizi bu cihazları direkt yakanıza takmanız. Yani bu konuma takmanız. Kitle birlikte gelen lavalier yani yaka mikrofonları da ses kaydetmede gayet başarılı. Buradaki lavalier kapsülü oldukça büyük. Buradaki yani mikrofonun frekans tepkisi ise 50 Hz ile 18 kHz arasında. Verici üzerindeki dahili mikrofonun frekans tepkisi ise 80 Hz ile 16 kHz arasında. Dahili ve harici mikrofonlar arasında ufak da olsa bir hani ses farkı var. Bunu hani kulağınız seçebiliyor. Sonuçta kapsüllerde farklı olduğundan bu normal karşılanabilir. Dahili mikrofon biraz daha tiz, harici mikrofon ise biraz daha tok ses alıyor. Bunu sevip sevmemek tamamen kişiden kişiye göre değişebilir arkadaşlar. Ben biraz daha tok ses seviyorum. O nedenle benim için yaka mikrofonuyla kullanmak çok daha iyiydi. Mikrofonu DSLR, SLR veya telefonlarınızla kullanabilirsiniz. Kutudan Arix ünitesini kameranıza veya ses kayıt cihazınıza bağlamanızı sağlayan TRS ve de TRRS kablolar çıkıyor. Kabloların üstünde hangi cihazda kullanmanız gerektiği de yazıyor. Böylece karıştırmıyorsunuz. Mikrofonu telefonla kullanırken dikkat etmeniz gereken nokta düz olan uç. Telefona L şeklinde olan uç ise mikrofona yani alıcıya takılacak. Bu seti iPhone'umla denedim ve hem Filmic Pro'da hem de Rode Record ile çalıştı. Hani hiçbir sorun olmadı. Bir akıllı telefona veya tablete ses kaydı yaparken sesi izlemek için kulaklığınızı doğrudan Arix ünitesinin çıkışına takabilirsiniz. Bu arada mikrofonu USB-C'den USB-C kablo kullanarak doğrudan bir bilgisayara takmayı da denedim ama işe yaramadı, yani çalışmadı. Hani bu şekilde mikrofonu ne yazık ki kullanamıyorsunuz, bunu da belirteyim. Evet, şimdi sıra geldi Mono'nun dışarıdaki ses performansı, yani mikrofon nasıl ses alıyor. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Bu şu an yani aldığım ses yaka mikrofonuyla birlikte aldığım ses ve bence bu mikrofonda beni en çok sevindiren şey yaka mikrofonlarının, iki tane yaka mikrofonunun kutunun içinden çıkması. Yani ekstradan bir satın alma yapmanıza gerek kalmıyor. Peki şimdi bunun dışarıdaki ses performansı nasıl derseniz, şu an denediğiniz ses hani komple bundan kaydediliyor. Hatta arka tarafta böyle köpek havlamaları falan da var veya işte koşanların ayak sesleri de var. Şu an denediğiniz ses komple yaka mikrofonuyla. Peki Mono'nun menzili ne kadar derseniz, yani kameradan ne kadar uzaklaşırsanız sesi kesinti olmadan alabiliyor derseniz, onu da hemen göstereyim sizlere. Şimdi kamerayla aramda 2 adım falan var. Uzaklaşıyorum. Bu arada yanında Hugo da var. Burada sahibini bekliyor kendisi. Burada da onun arkadaşı gelmiş oyun oynamak için. Şimdi ben kameradan uzaklaşıyorum. Bayağı bir uzaklaştım herhalde. Bayağı bir aramda şey var, mesafe var.
hani şu an sesi kesmeden, kesinti olmadan alabiliyor. Şu an bayağı bir uzağım kameradan da ve yaka mikrofondan sesi alıyor. Şimdi yaklaşalım bir de kameraya. O şekilde de şeyi görebilirsiniz. Yani ne kadar uzaklaştığımı, kameradan ne kadar uzakta olduğumu görebilirsiniz. Suadın Murat sen. Ha? Görmüş olduğunuz gibi menzili de gayet iyi. Yani hiçbir kesinti olmadan rahatlıkla sesini alabiliyorsunuz. Karşı taraftaki kişinin veya kendi sesinizi rahatlıkla alabiliyorsunuz. Evet, bu mikrofonun diğer bir güzel yanı böyle iki tane vericiyle gelmesi. Yani iki tane mikrofonla beraber gelmesi. Şu an diğer mikrofon Faruk'ta. Ben de diğer kamerayla Faruk'u çekiyorum şu anda. Selam arkadaşlar, merhaba. Faruk, sesim nasıl geliyor? Şu an bence iyi geliyordur. Ben de diğerinden kaydediyorum. Bu şekilde iki kişi rahatlıkla röportaj yapabilirsiniz dışarıda. Ya bu arada vlog çekerken yanında bir arkadaşın varsa onunla bir hikaye çekiyorsan onun için de etkili bence. Tabii canım. Kullanım açısından. Tabii tabii. Arkada da Enes oturuyor bu arada. Enes de burada. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, Mono'nun dışarıdaki ses performansı da bu şekildeydi arkadaşlar. O halde videoya devam edelim. Şimdi gelelim pil performansına. O da şöyle. Mono WM820A2'nin 6 saate kadar pil ömrü sunabileceğini iddia ediyor. Alıcı ve vericilerde 350 mAh pil yer alıyor arkadaşlar. Testlerime göre Mono'nun iddiaları büyük ölçüde doğru aslında. 6 saat iyi bir süre, ancak sistemi tek bir şarjda uzun süre kayıt yapmak için kullanmanız biraz zor. Aralıklı şekilde çekim yapmalısınız bunun için. Mono tüm üniteleri aynı anda şarj edebilmeniz için kutuya bir ucu USB-A, diğer ucu USB-C olan bir kablo da eklemiş. Mikrofonları bu sayede aynı anda yine 2 saatte tam şarj edebilirsiniz. Hatta mikrofonlar powerbank'te de şarj olabiliyor. O halde sonuca bağlayacak olursam, Mono WM820A2 süslü bir mikrofon sistemi olmasa da basit ve uygun maliyetle isteneni size verebiliyor. Bununla iki kişi kablosuz bir şekilde röportaj çekebilir ya da sosyal medya hesaplarınıza kaliteli bir sesle içerikler üretebilirsiniz. O halde toparlayacak olursam, basit bir arayüz ve de pakete dahil edilen bir dizi aksesuarla yeterli ses kalitesine sahip sorunsuz bir kablosuz mikrofon seti arayan içerik oluşturucular veya profesyoneller Mono WM820A2 modeline bakabilir. Evet arkadaşlar, bu videoda elimden geldiğince sizlere uygun fiyatlı bir yaka mikrofonu arayanlar için Mono WM820A2 modelini anlatmaya, özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konu ya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bay bay.